Arkadaşlar herkese merhaba. Tarih TYT AYT İnkılap Tarihi kampımız devam ediyor arkadaşlar. Bugün 1. Dünya Savaşı ve cepheler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Az bir süreniz kaldı biliyorum. Sınav odaklı gidiyoruz. Sınavda çıkabilecek yerleri işliyoruz. Haydi şu 1. Dünya Savaşı ve cepheleri, özellikle cepheler çok önemli. Cepheleri işleyelim arkadaşlar. Direkt bilgi sorusu gelebilecek yerler arkadaşlar. Önce bir 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerine bakalım. Biliyorum ilkokuldan beri işlenilen yerler ama biz yorum yapıp kafamızda oturtabilmek amacıyla şöyle bir nedenlerine hızlıca bakalım arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi devletler arası bloklaşma arkadaşlar. İtalya ve Almanya siyasetini geç tamamladığı için arkadaşlar sömürgecilik arayışlarına da anca başladılar. Bu yüzden de 1. Dünya Savaşı'nın en büyük nedenlerinden biri İtalya ve Almanya'nın sömürgecilik arayışları. Devletler arası ham madde arayışı. Bu da zaten hepimizin bildiği neden. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası ve panslavizm politikası arkadaşlar. Hepimizin bildiği yerler. Biz kafamızda 1. Dünya Savaşı nedenleri deyince şöyle bir gözümüzü kapatıp hemen yorumlamamızı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Japonya'nın uzak doğuda sömürge arayışları arkadaşlar. Fransız ihtilalini işlemiştik arkadaşlar. Yayılan bir milliyetçilik. Biz de buradayız. Ezilen halk da burada akımı yayıldığı için de mecburen 1. Dünya Savaşı'na sebep olacak arkadaşlar. Avusturya, Macaristan ve Rusya'nın Balkanlar'da bir nüfus elde etmek istiyor. Osmanlı'dan alarak biliyorsunuz. Balkanlar'daki nüfus çabası. Almanya ile Fransa arasında bir Alsas-Loren sorunu var arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Ve bir Sırp'ın Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ı öldürmesi. Bu zaten bahanesi arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi savaşı bahane, şu olayı bahane ederek dünyada savaşı başlatıyorlar arkadaşlar. Şu yorumlamayı arkadaşlar direkt ezberlemeyin. Hepimiz biliyoruz sadece ama sadece yorumlamasında rahatlıkla yapabilirim. Ya İtalya Almanya sömürgecilik evet 1. Dünya Savaşı'nın nedeni tabii ki de falan filan gibi lütfen arkadaşlar yorumlamasını yapın. Buraları ezberlemenizi istemiyorum sizden. Zaten bunlar bildiğiniz yerler, sadece yorumlama yapın. Haydi devam ediyorum. Önemli yer bloklar arkadaşlar. Bakalım kim kimle savaşacak? Yani bir savaş var ya, kim kimle savaşıyor? Hepimizin bildiği gibi İtilaf, ittifak olarak ikiye ayrılır. İtilaf devletleri arkadaşlar. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, Amerika, ABD, Yunanistan, Hollanda, Japonya ve Çin arkadaşlar. Önemli gördüğüm devletlerin önemli olaylarının yanına not aldım. Japonya arkadaşlar, yıldızı attım. İlk çekilen devlet arkadaşlar. Japonya diyor ki ben çekileyim. Ne itilaf ne ittifak benim başım ağrımasın. Ben bir çekileyim şu savaşta deyip ilk çekilen. Japonya ilk, unutma. Peki Amerika, hepimizin bildiği gibi ileride işleyeceğiz Wilson ülkeleri konusu. Savaşı kısaltan ülke kimdir? Amerika. Gücünden aklınıza gelsin. Kodlamayı bu türlü beynimize yazalım arkadaşlar. Gücünden dolayı. Ya savaşı kim kısaltabilir? Hollanda kısaltabilir mi? Ne alaka? Gücünden dolayı Amerika. Böyle ezberleyelim de en azından ben de tekrar edeyim sizlerle beraber arkadaşlar. Savaşı kısalttı. Arkadaşlar şöyle İtilaf Devletleri'ni ezberleyin lütfen. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, ABD, Yunanistan, Hollanda, Japonya ve Çin. Geçtim mi İttifak Devletleri'ne? Şöyle de İtilafı da görmek istersiniz. Belki kağıda oynatmayayım çok. Evet İttifak Devletleri. İttifak. Karıştıran arkadaşlar olabilir. İttifaktan Osmanlı aklınıza gelecek. Biz hangi yerdeyiz? Osmanlı. Osmanlı'yı ezberlersen sen Osmanlı'nın yanında zaten Almanya'nın olduğunu çok iyi biliyorsun. İtalya. Evet İtalya'nın yanında ne yazmışız? Taraf değiştiren arkadaşlar. Gizli anlaşmalar olacak ileride. Bu yüzden İtalya İtilaf Devletleri bir şeyler vaat edecek, işleyeceğiz ileriki derslerde. Bu sebepten dolayı da taraf değiştiren. Sınavda gördün mü? Taraf değiştiren ülke ya İtalya seçeceksin. ÖSYM sordu bunu. Neden tekrar sormasın? Avusturya, Macaristan, Bulgaristan'da Çanakkale Savaşı'ndan sonra baktı Osmanlı direniyor. Ben de Osmanlı'nın yanında o kadar yıllardır imparator diyecek ve Osmanlı'nın yanında yer alacak. Osmanlı'nın ittifak devletlerindeki önemini arkadaşlar savaşı uzatıyor arkadaşlar. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Çanakkale'deki başarısından dolayı savaş uzayacak. Çok güzel işledik değil mi arkadaşlar? Beynimize işlendi şu iki yer. Artık buraları ezberleyeceksiniz. Ama dediğim gibi 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini lütfen yorumlayarak ezberleyin. Yani direkt böyle sıcak denizler falan ezberledim hocam. Burada ÖSYM sizden okul sınavları gibi hadi bakalım 10 puan kazanmak için şunları, nedenlerini yazın bana istemiyor arkadaşlar. Siz mantığını
anlamanızı lütfen mantık olarak kafanızda kurun yeterli. Evet, güzel ders oluyor. İnkılap kampımız çok iyi olacak. Almanya peki neden bu Osmanlı istiyor? Osmanlı hasta adam ilan edilmemiş miydi? Evet. Peki neden Osmanlı istiyor arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar Osmanlı'nın hala dünyada bir dini gücü var biliyorsunuz arkadaşlar. Halifelik, hilafet hala devam ediyor. Osmanlı'yı Almanya bu yüzden istiyor. Nüfus gücü var arkadaşlar. Kalabalık, dünya tarafından kalabalık. Jeopolitik gücü. Ya şu anda bile zaten ülkemizin, güzel ülkemizin nerede olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Tam jeopolitik önemli yerde. Yeni cepheler açarsın. Sen jeopolitik gücünden yararlanırsan yeni cepheler açarsın ve kendi yanına devlet çekme isteği. Almanya siyasetini yeni oluşturduğu için dünyada bir yalnızlık hissediyor. Artık böyle bir barış politikası uygulayarak yanına ülke çekmeye çalışıyor. Bu da Osmanlı istiyor ki yanına devlet çekme isteği. Güzel. Şu maddeler dışında yer gelmez arkadaşlar. Peki Osmanlı devleti neden Almanya'nın yanında savaştı arkadaşlar? Yıldızı attım. Şimdi o zamanlar biliyorsunuz İttihat ve Terakki vardı. Alman hayranıydı zaten İttihat ve Terakki. Bu yüzden Alman hayranlığı. Almanya ile yapılan bir gizli anlaşma var arkadaşlar. Siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği. Zaten bu Rusyalardan, İngiltere'lerden, Fransalardan bıkmış. Bu sebepten dolayı da siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Almanya'nın da kazanacağı güçlü bir devlet düşünüyor. Almanya'nın kazanacağı düşüncesi devreye giriyor. Yani Almanya kaybetti, biz de kaybettim. O klişe laftan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Almanya'nın kazanacağı düşüncesi Osmanlı bu sebepten dolayı yanında giriyor. Haydi devam. Peki Osmanlı nasıl savaşa girdi? Şimdi Osmanlı'da o kadar güç yok. Aslında tarafsız kalmak, ilk etapta tarafsız kalıyor ama savaşa nasıl giriyor? Almanya'yı tutuyor ama hala tarafsız kalabiliyor. Peki savaşa nasıl giriyor? Gel bakalım. İngiltere'den kaçan iki tane savaş gemisi var arkadaşlar. Biri Goben, biri Breslav. Osmanlı'ya sığınıyor arkadaşlar. Boğazlar üzerinden Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı da İngiltere'ye Genç Osman ve Reşadi adında iki gemi siparişi veriyor. İngiltere'de bana borçlarım var diyerek, bunları bahane göstererek İngiltere bunları teslim etmiyor arkadaşlar. Bunları teslim etmezsen ben zaten Almanya'nın yanında savaşa gireceğim diyor. Bu sebepten dolayı da bu iki Goben ve Breslav'a Yavuz ve Midilli, çok dikkat arkadaşlar. ÖSYM seviyor. Yıldızı elimden geldiğince atıyorum. Yavuz ve Midilli atlarını takarak bunlara sahip çıkıyor. Yani Goben ve Breslav'a Yavuz ve Midilli atlarını takarak sahip çıkıyor. Amiral Suçan komutasındaki bu gemilerde arkadaşlar Rusya'nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalayıp resmen savaşa giriyor. Yıldız, Osmanlı resmen nasıl savaşa girdi? İşte bu olayla girdi. Güzel bir ders oluyor arkadaşlar. Direkt böyle sınavda çıkabilecek yerleri işliyoruz. Geçtim ikinci kağıda. Peki Osmanlı savaşa girince neler oluyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Padişah kim? 5. Mehmet Reşat da dünyada cihat ilan ediyor Müslümanlığı kullanarak. Boğazlar tamamen İtilaf devletlerine kapatıldı. Yeni cepheler açılarak savaş süresi uzayacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelere. 1. Dünya Savaşı'nı harika işledik. Soru geldiği takdirde kesinlikle kaçırmıyoruz. Şimdi en önemli yerlerden biri Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Arkadaşlar önemlidir. Direkt bilgi sorusu olarak gelebilir. Haydi bakalım. Taarruz cepheleri. Ezberle benimle beraber. Taarruz cepheleri. 2 tane. Kafkasya ayrı, Kanal ayrı. Kafkasya ve Kanal cepheleri arkadaşlar. Biraz ezberlemeniz için bekliyorum. Taarruz, Kafkasya, Kanal. Harika, devam. Savunma, Çanakkale, hepimizin bildiği. Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, savunma cepheleri. Ezberlemen için bekliyorum. Bu dersi dinlediğin takdirde ezberleyeceksin. Bekliyorum. Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen. Ezberledin mi? Dön taarruzu ezberle. 2 tane ya. Kafkasya, Kanal. KK, taarruz, Kafkasya, Kanal çıkabilir arkadaşlar. Bu yüzden üstüne duruyorum. Yardım ettiği cepheler var. Galicia, Makedonya, Romanya arkadaşlar. Taarruz ve savunma çok önemli. Tekrar duruyorum üstünde. Ezberleyelim. Ben yıldızımı atayım da arkadaşlar, siz yıldızı görünce dikkat eden arkadaşlar olduğunu çok iyi biliyorum. Çok güzel bir ders oluyor. Taarruz cephelerine bir bakalım mı sizinle beraber, taarruz cephelerine? Haydi bakalım. Kafkasya ve Kanal'dı değil mi? 2K unutma. Taarruz cepheleri, Kafkasya cephesi. Arkadaşlar, taarruz cephesinde Kafkasya cephesi neden açıldı? Çünkü arkadaşlar Batum,
Ardahan ve Kars'ı geri almak istiyor Osmanlı. Almanya diyor ki ben senin yanında savaşa girdiysem bana biraz destek vereceksin. Ben şu şehirlerimi geri alacağım. Çok önemli benim için Batum, Ardahan ve Kars. Bunlara Elviye-i Selase deniyor. Unutma, Elviye-i Selase, Batum, Ardahan ve Kars üçlüsüne Elviye-i Selase. Bakü petrollerine yararlanmak, yani tekrardan ele geçirmek, Turan'ı da gerçekleştirmek Kafkasya cephesinin en önemli olaylarından arkadaşlar. 1915 Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'nı başlattı. Ruslar Muş, Bayburt, Van, Erzincan, Erzurum, Bitlis ve Trabzon'u işgal etti. 2, 4, 5, 6, 7 unutma Muş, Bayburt, Van, Erzincan, Erzurum, Bitlis ve Trabzon işgal etti. Ne koyar yanına? Ya çok alakasız Gümüşhane, çok alakasız Sinop, çok alakasız bir Ankara koyar. Senin Rusları burada işgal ettiği ülkelerden, düzeltiyorum özür dilerim, şehirlerden değildir der. Sen bunları bildikten sonra çok rahat edersin. Bu bölgede Ermenilere destek veriyor Ruslar arkadaşlar. İşte o sözde olan var ya, Ermeni soykırımı. Sözde olan Ermeni soykırımı işte burada geliyor Rusların destek vermesiyle. Ermeniler Van'da katliam yapıyor arkadaşlar. Katliam tarihte girmiştir. Van merkezli bir Ermeni devleti kuruluyor. Sen geleceksin benim ülkeme, Van'da katliam yapıp Van merkezli Ermeni devleti kurmaya çalışacaksın. Sonra benim çıkarttığım tehcir kanunu, yani sek ve idare. Ne demek biliyor musunuz tehcir kanunu? Tehcir kanunu, sen benim ülkemde tehlikeli işler yapıyorsun. Ben seni devlet eliyle Suriye, Lübnan ve Hatay'a gönderiyorum. Ermenistan, arkadaşlar da bunlara Ermeni soykırımı diyor. Şimdi dünyayı da yanına alıyorlar sözde, sözde. Bakalım bu Ermenistan başka ülkelere, bu İngiltere'lere, Fransa'lara bu işleri yapsaydı o zaman bakalım soykırım sarılacak mıydı? Tabii ki de sayılmayacaktı. Öyle bir soykırım da yok arkadaşlar. İnanmayın kesinlikle. İnşallah ileride böyle bir Ermeni sözde Ermeni soykırımı dersi yaparız. Hem genel kültür olur bizlere. Tehcir kanunu çıkartıyoruz. Suriye, Lübnan ve Hatay'a gönderiyoruz. Sen benim devletimde Van'da katliam yaparsan ben de seni tehcir kanunuyla gönderirim. Unutma, tehcir kanununa yıldız attım. Devam. 1916'da bölgeye Mustafa Kemal atanacak arkadaşlar. Tuğgeneral olduktan sonra Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri alacak Mustafa Kemal arkadaşlar. Ezberleyelim bunu. Bunların hepsi Kafkasya cephesinde en önemli cephelerden biri. Rusya'da Ekim devrimi yaşanacak arkadaşlar. Çünkü Çarlık Rusya yıkılacak. Kendi dertleriyle uğraşacaklar. Sovyet Rusya kurulacak arkadaşlar. Attım şöyle. Rusya savaştan Brest-Litovski anlaşmasıyla çekilecek arkadaşlar. Yıldız atıyorum. Çünkü direkt sınavda Rusya hangi anlaşmayla çekildi dersen Brest-Litovski anlaşması gelecek aklına. Rusya işgal bölgelerden çekildi. Kars, Ardahan, Batum'u da bu sayede Osmanlı'ya geri verdi. Yani Rusya'da bir rejim yıkılması olması Osmanlı'ya yaradı arkadaşlar. Osmanlı aslında Kafkas cephesinde başarısız olduğu halde bu cephede toprak kazandı. Allah'ım, direktman YKS sorusu ya. Hangi cephede başarısız olduğu halde toprak kazandı? Rusya'daki Çarlık Rusya'nın yıkılması sayesinde Kars, Ardahan, Batum'u geri alarak toprağımızı geri kazandık arkadaşlar. Geçiyorum 3. kağıdıma. Kanal cephesi. Arkadaşlar kanal cephesi neydi? Tekrar et benimle. Taarruz cephesi. Kafkasya ve kanal, taarruz cephesi. Haydi bakalım kanal cephesine de şöyle bir bakalım. Almanların isteği üzerine açıldı. Komutan Cemal Paşa, amaç Mısır'ı geri almak ve İngiltere'nin sömürge yollarını kesmek. Özellikle şu çok önemli. Sen kanal cephesi açarsan orada bir savaş olur ve İngiltere rahat rahat sömürge yollarını kesmiş olursun. Evet, taarruz cephelerini bitirdik. Ne güzel işledik değil mi? Tekrar etsene benimle beraber. Taarruz, Kafkasya, kanal. Bak ne kadar üstünde duruyorum. İnşallah soru gelir de artı bir neti cebinize koyarsınız. Savunma cephelerine geçtim arkadaşlar. Yıldızı attım. İşte tarihin görüp görevleceği. Yani hiç kimsenin açıklayamadığı, olağanüstü bir başarının olduğu Çanakkale cephesi. Kendinden yaklaşık 10 kat askerle savaştık. Ve 10 kat askerle savaşmamıza rağmen başarılı olduk Çanakkale cephesinde. Neden açıldı? İtilaf devletleri en kritik bölge olan Çanakkale üzerinden İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ne son vermek istedi arkadaşlar. Osmanlı'nın Asya ve Avrupa ile bağlantısını kesmek, boğazlardan Rusya'ya yardım göndermek, Osmanlı'nın olası Hindistan saldırısını önlemek, İtilaf devletlerini Balkanların yanına çekme isteğinden dolayı
İtilaf devletleri burada saldırıya geçiyor. Biz de savunuyoruz Çanakkale cephesinde. Evet, ne kadar önemli. Tarih bile açıklayamıyor. Bak, gerçekten açıklayamıyor bu Çanakkale cephesini. Öyle bir olağanüstü başarı ki, hani Çanakkale 18 Mart'ı falan böyle her sene kutluyoruz da, işte bu sebeplerden. Tarih açıklayamıyor. Bu nasıl bir şeydir? Kendinden 10 kat güçlü bir orduyu nasıl def edebilirsin, gidebilirsin bu kadar uzun süre? Bunun sayesinde 1. Dünya Savaşı o kadar uzuyor ki. Yani arkadaşlar, Çanakkale cephesi olmasaydı 1. Dünya Savaşı 1-2 yıl içerisinde, yani 1914'ten tahmin ediyorum, tecrübeme dayanarak söylüyorum, 1915-16 yılında Dünya Savaşı bitmiş olacaktı. Maalesef ki belki de Mustafa Kemal Atatürk İzmir'i, ülkeyi kurtaracak hareketlerde bulunamayabilirdi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını gerçekten saygıyla anıyoruz arkadaşlar. Devam. Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarına bir bakalım. Birinci Dünya Savaşı uzadı, demin de bahsettiğim gibi. Mustafa Kemal albaylığa yükseldi. Albaylığa Çanakkale Savaşı'ndan sonra yükseldi. Direkt soru gelebilir, unutma. Ve Anafartalar kahramanı, zaten biliyoruz, bu unvanı kazanacak. Bulgaristan dedi ki, Osmanlı ne yaptı ya? Dünya dize geldi. Dünya şaşkınlıkta. Ben dedi, Osmanlı'yı seçiyorum. Bu sayede de Almanya ile kara bağlantısı oluştu arkadaşlar. Mustafa Kemal dünyaca tanınan bir ünlü komutan olacak. Rusya'ya yardım gitmediği için Rusya'da çok büyük bir ekonomik kriz oluşacak arkadaşlar. Ve ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum Çanakkale Savaşı'nda. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün söylediği söz arkadaşlar. Nusret Mayın gemisini olayını hepimiz biliyorsunuz. Boğaza mayın döşeyerek düşmana çok büyük zarar veriliyor. Ve 18 Mart kahramanı Mirliva Cevat Çobanlı. Unutma arkadaşlar, müfredatta geçiyor. Mirliva Cevat Çobanlı lakaplı 18 Mart kahramanı. Yani şunu düzenleyen, yani bu fikri ortaya atan ve komutasındaki Mirliva Cevat Çobanlı arkadaşlar. Evet, çok güzel işledik değil mi Çanakkale cephesini? Evet, geçiyorum Irak cephesine. Savunma cephelerim devam ediyor. Irak cephesindeyiz. Amaç Rusya'ya karadan yardım göndermek İtilaf devletlerince. Musul petrollerini ele geçirmek. Kutül Amare, arkadaşlar unutmuyoruz, yıldız. Kutül Amare Irak cephesinde, Selmanlı Park'ta denir. General İngiliz Tom Sand esir alındı. Bu bir zaferdir arkadaşlar. Şuraya zafer diye alayım. Kutül Amare zaferi olarak geçer, Selmanlı Pakt. Halil Paşa'ya Kutül Amare kahramanı unvanı verildi arkadaşlar. Halil Paşa'ya Kutül Amare kahramanı unvanı. Hangi cephede? Irak cephesinde. Devam. Şöyle yıldız içine alayım. Hicaz Yemen cephesi. Hicaz Yemen dediğimiz zaman İngilizler kutsal bölgeleri ve petrolleri istiyor. Fahrettin Paşa'ya çöl aslanı, çöl kaplanı denir. Yani unvanı verildi başarılı savunmasından dolayı. Mekke adına Mekke emiri Şerif Hüseyin var. İngiltere ile Araplar MacMahon gizli anlaşması yapıyorlar arkadaşlar. Gizli anlaşmalarda işleyeceğiz. Hicaz Yemen'de İngiltere ve Araplar gizli bir anlaşma yapıyorlar. Burada arkadaşlar MacMahon gizli anlaşması. Geçtim Suriye Filistin cephesine. Amaç kanalın devamıdır. Kanal neydi arkadaşlar? Daruz cephesiydi ama burada savunmaya geçiyoruz. Kanalın devamı olarak tekrar açıyoruz. Anadolu'ya güneyden girmek amaç İtilaf devletlerince, tabii bu amaçlar. Biz savunmada olduğumuz için bu amaçların hepsi İtilaf devletlerince. Suriye petrolleri ve Kudüs'ü ele geçirmek. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Hatay-Halep savunma hattı kurarak başarılı oluyor. Arkadaşlar buraya da not aldım. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler Kafkas, Çanakkale ve Suriye Filistin cepheleri arkadaşlar. Allah Allah, çok güzel bir ders olmadı mı arkadaşlar? Direktman sınav odaklı gittik. Direktman hap bilgilerle ilerledik. Sınavda bunlar dışında 1. Dünya Savaşı ve cephelerden soru gelemez. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Az bir süre kaldı. Bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama unutmayın, amaç gerçekten sizlerin başarısı. Sizleri seviyoruz. Videoları izledikten sonra lütfen tekrarları yapalım. Varsa elimizde kavram testlerini çözelim. Haydi arkadaşlar, inkılap kampımız devam edecek. Sizlere başarılar diliyorum.